Şimdi arkadaşlar konuyla ilgili olarak şu anda İstanbul'da savcılık bu işin takibinde ve savcılığın takibi tabii çok yönlü. İşin polisiye takibi var, işin istihbarat takibi var. Bütün bunlarla beraber özellikle İstanbul'a giriş çıkışlar havalimanlarından bunların hepsi inceleniyor. Ve bu takipler neticesinde tabii savcılık ne gibi bir karar verecek, ne gibi bir açıklama yapacak. Biz de onun doğrusu şu anda ısrarla beklentisi içindeyiz. Zira bunun tabii ülkemizde olmuş olması bizim için çok çok üzücü. Cemal Bey benim aslında çok eski tanıdığım bir gazeteci, bir arkadaşımız. Dolayısıyla beklentim hala iyi niyetli. İnşallah diyorum o arzu etmediğimiz bir durumla karşı karşıya kalmayız. Tabii nişanlısının bu süreç içerisindeki beklentisi o da ayrı bir konu. Ama ben inanıyorum ki yani bu dünyada, bu özellikle ülkede, bizim ülkemizi kastediyorum, bu tür bir şeyin olması hususunda özgürlüklerin takipçisi olanlar, düşünce hürriyetinden yana olanlar bu işin peşini bırakmayacaklardır. Ve bunun peşini bırakmamak suretiyle de bunun takipçisi olacaklardır. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak bu işin takibindeyim. Kovalıyorum. Ve buradan çıkacak sonuç neyse onu da şüphesiz ki dünyaya da bizler bildireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı, görüntüler de inceleniyor dediniz. Bir taraftan savcılık tarafından soruşturma da yürütülüyor dediniz ama Büyükelçilik'ten bir çıkış görüntüsü var mı? Bir de o gün 15 Suudi'nin yine Büyükelçiliğe geldiği ve işte Büyükelçiliğe girişler, çıkışlar vesaire bütün bunların hepsi şu anda inceleniyor. Bunlar takip ediliyor. Ve havalimanından çıkışlar, havalimanından gelişler, bütün bunların hepsi şu anda takipte ve bunların da kontrolünü tabii emniyetimiz olsun. Aynı zamanda şu anda polis teşkilatımızın çeşitli birimleri kovalıyor. Göreceğiz ve tabii süratle de buradan bir netice alalım istiyoruz. Yapıyor. Adalet Bakanlığı bir çalışmayı kendisi yapıyor. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifi onların kendisine aittir. Dolayısıyla o teklifin de şüphesiz ki gerek partimizde gerekse Adalet Bakanlığımızda da değerlendirmeye tabi ve bizim için şöyle masaya yatırılması gereken bir özelliği, bir yanı vardır. Ondan da bakılarak, ondan da hareketle buradan ne kadar istifade ederiz, ne kadarı bize göre uygundur, değildir, bunların hepsi bu değerlendirmeler içerisinde ele alınacaktır. Ve ne kadarına katılırız, ne kadarına katılmayız, yani şüphesiz ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifi kendisine aittir. Biz ise AK Parti olarak nasıl bir teklifle bunun karşısına çıkarız veya buna ne kadarıyla yaklaşırız, nereye kadar yaklaşırız, bunların hepsi arkadaşlarımızın çalışmasından sonra ortaya çıkacak. Efendim, açıklamanızdan şu sonucu mu çıkarmalıyız? Ben şu anda biliyorsunuz yarın bir Macaristan seyahatim var, 2 günlük. Macaristan'dan döndükten sonra arkadaşlarımız zaten şu anda çalışıyorlar ve bu çalışmalar konusunda bizim hukukçu arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar da var. Ve bu çalışmaların hepsini bütünleştireceğiz. Kendilerinden briefing alacağım. Ve bu briefingler neticesinde biz de nasıl bir yaklaşım ortaya koyacağız, bunu açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı,
belirlendi bir şeyden, yani Macaristan dönüşü olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı, açıklamamızdan şunu mu anlamalıyız? Benim AK Parti'nin dışında AK Parti bir başka teklif hazırlayacak, bunu mu anlamalıyız? Hayır, yani o affı nereye kadar paylaşırız? Nereye kadar paylaşmayız? Tabii bu konuda şüphesiz ki bir duruşumuz olacaktır, bir görüşümüz olacaktır. Teşekkür ediyoruz efendim.